Coşkun hocamıza ilk sorumuzu soralım. Mide botoksu nedir? Mide botoksu zayıflamak isteyen hastalarımıza yardımcı olduğumuz bir yöntem. Evet. Yaptığımız iş midenin içerisine endoskopik olarak botulinum toksini enjeksiyonu. Bu şekilde mide mukozasının yani midenin en iç yüzeyinin hemen altına yaptığımız ve kaslara etki eden bir nevi botokstur botulinum. Güzelleşmek amacıyla kullanıldığı gibi biz de bunu sağlık açısından kullanıyoruz. Peki mide botoksu her kişiye yapılır mı? Kadın erkek ayrımı var mıdır? Yani sınırlanması var mıdır mide botoksunda hocam? Mide botoksu asıl aldığımız kriter burada beden kitle endeksi. Evet. Beden kitle endeksi dediğimiz body mass indeksi 35'in üzerinde olan hastalara biz zaten mide küçültme öneriyoruz. Ama beden kitle endeksi 35'in altındaysa hasta uzun zamandır diyet yapmaya rağmen kilo veremiyorsa biz onun kilo vermesine yardımcı bir yöntem olarak mide botoksu tercih ediyoruz. Bayan erkek gibi bir cinsiyet ayrımımız evet. Bu konuda yok. Uyguladığımız yaş grubu da 18 yaşından büyük, 60 yaşından küçük olan insanlara eğer ki dediğim gibi kilo vermeye çalışma sırasında uyguladığı defalarca diyete rağmen istediği kilo vermeyi sağlayamamışsa biz buna yardımcı oluyoruz. Peki mide botoksu yaptığınız zaman kişi hemen de normal hayatına dönebiliyor mu? Yoksa kendine dikkat etmesi gerekiyor, hastanede yatıyor mu? Mide botoksu geçici yatışla yaptığımız bir işlem. İşlem yaklaşık 20 dakika yarım saat arasında bir süreyle endoskopi ünitesinde derin sedasyon altında yapılan yani derin sakinleştirme altında yapılan bir işlem. Genellikle işlemden sonra bir yarım saat, bir saat kadar bir dinlenme sonrasında hasta gündelik yaşantısına geri dönebiliyor. Ve tercih edilen bir sistem. Çünkü çok duyuyoruz hocam. Mide botoksu yaptırdım denilen ben çevremde duyduğum insanlar oluyor. Demek ki bu dönem çok tercih ediliyor mu? Bu dönem günümüzde bir de yaygın olarak evet. Pandemi durumundan dolayı insanların evinde kapalı olarak kalmış olması, spor salonlarının kapalı olmuş olması, insanların çok rahatlıkla çıkıp da yürüyüş yapabilecekleri, sahilde bile bu hastalığı kapabilecekleri endişeleri onları evin içerisine hapsetti. Evet. Ve bu hapsetme durumunda da tabii ki egzersiz olmaması ve yoğun beslenme insanlarda kilo alımını arttırdı. Dolayısıyla botoks yöntemi de hem uygulanabilirliği kolay, hem çok ciddi yan etkisi olmayan bir yöntem olduğu için gerçekten diyete yardımcı olduğu kanıtlandığı için o yüzden insanların şu dönemde yoğun tercihine maruz kalıyoruz. Evet, evet tabii pandemi dönemi sizin de belirttiğiniz gibi çok sıkıntılı geçti. Evet. Hala dikkat etmemiz gereken kurallarla yaşamak zorundayız hocam. O süreçte dediğiniz gibi kimse evinden dışarıya çıkamadı. Hareketsiz bir yaşam sürdük. Ve mide botoksu da bir çare oldu diyebilir miyiz? Çare demeyelim de. Yetişti diyelim. Evet, yetişti ve insanların diyet yapmasına çok ciddi anlamda yardımcı olabilecek evet. Bir yöntem olarak ortaya çıkmış oldu. Kolay bir yöntem. Uygulaması kolay bir evet, yöntem. Evet, uygulaması dediniz. Kolay bir yöntem. 20 dakikada uygulanıyor evet. Dediniz. Endoskopik olarak yapıyoruz. Endoskopi aletiyle içeriye girip hastayı narkoz altında, ameliyathane şartlarında yapmadan endoskopi ünitesi içerisinde derin sedasyon altında uygulanabilir bir işlem. Peki herhangi bir mide rahatsızlığı olan kişi mide botoksu yaptırabilir mi? Mide rahatsızlığı dediğimiz bizim en çok gördüğümüz mide rahatsızlıkları şu dönemde özellikle az önce de konuştuk pandemi döneminin yarattığı insanlardaki sıkıntı ve stresli ortamın ortaya çıkardığı mide gastritleri ve ülserleri en sıklıkla. Evet. Eğer böyle bir durumda tabii işlemi uygulamadan önce mutlaka hastaya öncelikle bir ön endoskopi yapıyoruz zaten. Eğer ki bu durumda bir gastrit ya da bir mide ülseri saptamışsak hastada önce bunun medikal tedavisini vermek çok daha uygun. Bu durumu iyileştirdikten sonra botoks işlemi uygulamayı tercih ediyoruz. Hasta midesinde herhangi bir rahatsızlık olmadığında mide botoksu tedavisinde bilebiliyor. Sizler de tabii ki öncesinde mutlaka yaptığımız endoskopi zaten işlem endoskopik olduğu için dediğim gibi önce mutlaka endoskopi olarak girip hastamıza rutin olarak sanki bir mide rahatsızlığı varmış gibi bir endoskopisini yapıyoruz. Eğer orada rahatsızlık yönünde en sıklıkla dediğim gibi gastrit ya da ülser yönünde herhangi bir bulguya rastlarsak önce hastaya bunun için ilaç tedavisi uyguluyoruz. İlaç tedavisi bittikten sonra da güvenilir bir şekilde botoks uygulaması yapıyoruz.